Yeni bir videodan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizleri markete götüreceğim. Küçük bir alışveriş yapacağız. Böyle 1-1,5-2 haftalık bir beslenme alışverişi yapacağız. Neler tüketiyorum ben kendim şahsım olarak? Hiçbir şekilde tavsiye vermiyorum veya kimseye beslenme programı vermiyorum. Ben kendim 1,5-2 hafta içinde neler tüketiyorum? Bazı eksiklerim var. Onları alacağım. Size fiyatları göstereceğim. Aldığım ürünlerin fiyatlarını aklınızda bulunması için, küçük bir fikir edinmesi için neler tüketiyorum, bununla ilgili konuşacağız. Markete doğru yola çıktık, gidiyoruz. 5 dakika sonra oradayız. İçeri girdiğimizde çeşitlerin fazlalığını göreceksiniz ve sizi şaşırtacağına eminim. Fiyat performans açısından çok iyi ürünler var. Tercih ettiğim ürünler kesinlikle böyle çok ucuz, çok düşük kalite değil. Ben kendi bütçeme göre, kendi seçimime göre, kendi tercihime göre kendim için iyi olduğunu düşündüğüm şeyleri alacağım. İlla çok ucuz diye bir şey yok. Belki pahalı olabilir, belki çok çok ucuz olabilir. Sadece size bugün kendi tükettiklerimi göstereceğim. Markette görüşürüz. Bir konu hakkında size tavsiye vermek istiyorum. YouTube'da veya öteki platformlarda çok fazla beslenme programı görüyorsunuz. Çok fazla beslenmeyle ilgili videolar görüyorsunuz. Ben size bunları uygulayın veya uygulamayın demiyorum. Ama ben bir beslenme uzmanı değilim. Fakat üniversitede bunun dersini gördüm. Biraz bilgim var kendime nazaran. Size şunu söyleyebilirim. Beslenme programlarını bakın, inceleyin. Ama en doğrusu kendinize uygulanabilir bir program yaratmaya çalışın. Yapamıyorsanız destek alın. Fakat kendinize uygun, kendi normlarınıza uygun bir program yaratmaya çalışın. Çünkü internette çok güzel programlar var, çok kötü programlar var. Veya kendilerine göre çok iyi ama advanced, zor programlar var. Bunlar belki sizin için doğru olmayabilir. Belki onların tükettiği şey sizin için doğru olmayabilir. O yüzden ben şunu tavsiye ediyorum. Beslenme programlarına bakın. Bilginiz yoksa biraz araştırın, bilgi edinin ve yanlış yaparak doğruyu bulun. Kendi programınızı oluşturmaya çalışın. Bunun için internette birçok kişi var. İletişime cevap vermeye açık insan. Onlara ulaşabilirsiniz. Ben ulaşamıyorum diye bir cümleyi çok fazla kabul etmiyorum. Çünkü gerçekten istediğiniz zaman bilgiye her zaman, her yerde, her şekilde ulaşabiliyorsunuz. Kendi programınızı oluşturmaya çalışın. Sizi en doğru ve en hızlı şekilde sonuca ulaştıracak olan bence tek çözüm bu. Ve ayrıca beslenme %85, antrenman %15 diye bir şey yok. Beslenme çok önemli ama ben burada kesinlikle antrenmanın önemini azaltmak istemiyorum. Beslenme ne kadar önemliyse antrenman da o kadar önemli. Evet, beslenme ne yersek oyuz, doğru, kesinlikle katılıyorum. Fakat şunun da altını çiziyorum. Beslenme %80, antrenman %20 diye bir şey yok. Antrenmanı hiçbir zaman küçümseyemeyiz. Antrenman yapacağız, düzenli egzersiz yapacağız. Ne zaman off vereceğimizi, ne zaman antrenman yapacağımızı iyi planlayacağız. İyi planlanmış bir antrenman, düzenli beslenme, sağlıklı bir uyku kesinlikle bu işin olmazsa olmazı. Markete geldik, alışverişe başlıyoruz. Orada görüşürüz. Yine sıcak bir Texas günündeyiz. Ne güzel havalar serinlemişti ama birden küt diye arttı. 35'leri gördük. Bakalım yavaş yavaş düşüyor. En güzel zamanlara geliyoruz. Buranın en güzel zamanları yaklaşıyor. Tadını çıkaracağız. Daha çok fazla dışarıda gezemedik. Şehir merkezine gidemedik. Ama orayı da gezeceğiz. Önce bir arabamızı alalım. Alışverişe başlayalım. Burada Halloween season yaklaşıyor. Bakabaklar meydana çıkmaya başladı. Çeşit çeşit bakabaklar var. Burada biliyorsunuz çok büyük bir olay. Evet, burada da çeşit çeşit bakabakları var. Bunları alıyorlar, pişiriyorlar, oyuncak yapıyorlar, evlerin önüne koyuyorlar. Çeşit çeşit türde bakabakları var. Arabamızı aldık, içeri giriyoruz. Olmazsa olmaz
Muzumuzu alıyoruz. Muz ne kadarmış? Pound'u 72 cent. 1 lb 72 cent. 5 tane avokado 4.48. Bunlar çok olmamış ama alacağım. Bunları bekleteceğim ve olgunlaştıklarında da tüketeceğim. Evet, buradan bütün bir tavuk alalım. Bu tavuk bütün mü? Organik değil, orijinal bütün tavuk. Ne kadar bunun fiyatı? Yaklaşık 4 küsür dolar. Bu beni 2 gün götürür. Burada farklı farklı çeşitleri var. Barbekülü var, limonlu var, otlu var, doğal var, hepsinden var. Burada et section'ına geldik, en sevdiğim section. Burada bir prime kesim etler var, özel kesim. Bir de normal kesimler var. Prime biraz daha pahalı ama ben normal kesimden alacağım. Hiçbir farkı yok. Kaliteli diyorlar ama bence normali de kesinlikle kaliteli ve sağlıklı. Ben burada benim hoşuma giden nerede? Şu arkadaş çekildikten sonra orada. Evet. Burada Texas style kemiksiz pirzola alacağım. Bu gayet iyi. 11.94 6.49 lb 6.50 lb'si 11 dolar 50 cent. Ben size aşağıda bizim kullandığımız ölçüleri de yazacağım. Evet, şimdi bir hindi göğüs alalım kahvaltılar için. Geldik. Şöyle bir hindi göğsümüzü alalım. 9OZ 4.98. Evet. Aldık ve yolumuza devam ediyoruz. Karışık alıyorum. Hepsini bir yerden almıyorum. Önüme ne çıkarsa ona göre devam ediyoruz. Herkesin en merak ettiği section. Protein tozu. İçecekler, enerji içecekleri. Yorumlarda yazarsanız burası için özel bir video yapabilirim. Ben de buradan kullanıyorum protein tozu. Ne kadar çok fazla önermesem de bazı zamanlar besin tüketemediğimde ara öğün olarak kullanıyorum. Bir fıstık ezmesi alalım. Sabah kahvaltılarımın vazgeçilmezi. Burada şunu alıyorum ben. 16 oz 3 dolar 12 cent Jimmy'nin azaltılmış yağ. Güzel, tadı güzel. Kendime de işkence yapmak istemiyorum. Çünkü herhangi bir yarışmaya hazırlanmıyorum. O yüzden bunu tercih ettim. Yulaflara bakalım. Yulaflar nerede? Vazgeçilmez yulafım. Old Fashioned Oats. Ben çok seviyorum bunu. Bu 42 oz 2 lb 10 oz'ye geliyor. 1.19 kilogram ve 3 dolar 95 cent fiyatı. Evet, aldık ve devam ediyoruz. Yumurtaya doğru gidiyoruz. Burada kuru etler var. Kuru etlerden çok tüketiyorum. Böyle Jack Links'in var. Beef jerky var. Wagyu'lar var. Bin bir çeşit kuru etler var. Bunların da isterseniz size ayrı bir gün videosunu yapabilirim. Evet, yumurtamızı alalım. Kullandığım yumurtaya bir tık dikkat ediyorum. Çünkü kötü iyi demiyorum ama bazı yumurtalar çok kokuyor. Ben kokmayan, biraz daha böyle düzgün, daha sağlıklı olanını tüketiyorum. Bu 12 tanesi 6 dolar 27 cent bunun. Şundan kullanıyorum. Pasture Raised diye geçiyor. Evet, şimdi süte geldik. Burada süt fiyatları gerçekten uygun.
Yulaf sütümüzü alalım. Ben yulaf sütünü bazen çikolatalı kullanıyorum. Evet, biraz şeker oranı yüksek ama çok da dediğim gibi kendime eziyet etmek istemiyorum. Ama bu sefer şunu alacağım. Şekersiz yulaf sütü 3.94 52 OZ. Evet, devam ediyoruz. Portakal suyu nerede? Portakal suyunu alalım şimdi. Evet, portakal suyuna geldik. Portakal suyunu eşimin annesiyle paylaşıyorum. O yüzden onun sevdiğini alıyorum. Premium Plus Kalsiyum diye geçiyor. 3.98 52 OZ. Tropicana. Ben çok seviyorum bunu. Güzel. Fiyatı da çok aşırı pahalı değil. O yüzden bunu tercih ediyorum. Evet, %100 tam buğday unu. Ekmek alıyoruz. $4.38. Bu ekmek. Bula bula pazar gününü buldum. Çekim yapacak. O yüzden böyle kendimi çok gösteremiyorum. Ama ara ara göstermeye çalışıyorum. Bu alışveriş 1,5-2 haftalık dedim ama yaklaşık bazı ürünler 1 ayı bile geçebilir. 1 aylık stok yapmış olabilirim. O yüzden bazı ürünler birkaç gün, bazı ürünler birkaç hafta, bazı ürünler 1 ay neredeyse bana yetecek. Bunların hepsini kesinlikle bir anda tüketmiyorum. Ben sadece şu anda size benim genel olarak böyle kahvaltı öğle yemeği diye bahsedeyim. Bazen kahvaltı yapıyorum. Kesinlikle kahvaltı günün en önemli öğünü. Ya da kahvaltıyı bazen geçebiliyorum. Antrenman öncesi, antrenman sonrası beslenme gibi düşünün. Çünkü genelde sabahları antrenman yapıyorum. Sabahları antrenman yaptığım için antrenman öncesi beslenme ve antrenman sonrası beslenme alışverişi gibi düşünün. Çünkü akşam yemeklerini genelde ben yapmıyorum. Hiç ben yapmıyorum. Ya eşim ya da annesi yapıyor. O yüzden siz bu şekilde düşünebilirsiniz benim alışverişimi. Devam ediyoruz. Haftanın bir günü mutlaka çok uzun bir kardiyo yapıyorum. Bir gününü mutlaka uzun, iki gününü de genelde kısa kardiyolarla sürdürüyorum. O yüzden elektrolit kaybına çok uğruyorum bazı günler. Antrenman sonrası onu kapatamasam da aza indirmek için Gelore'yi tüketiyorum. Sıfır şeker. Şimdi ondan alacağım. Zero sugar. Yes. Burada kampanya varmış bunda. Ne diyor? Buy two. Ha, okay. Bir tane 8'li bundan alıyoruz. Ne kadar fiyatı? $7.32. 8'li ama büyük Gatorade. Antrenman sonrası, özellikle kardiyo sonrası elektrolit kaybına uğrayanlar için, benim gibi insanlar için bayılmamak adına bir yardımcı olabilir. Oluyor da gerçi. Olabilir demeyeyim de yanlış olur. Bayılmama engel oluyor bazen. Çünkü direkt besin tüketemiyorum. Duş alıyorum, nabzımı düşürüyorum, kendime geliyorum. Bazen işim gücüm oluyor. O sebeple bunu alıyorum. Bu yine beni bir süre tutuyor. Sonra elimden geldiğince en kısa sürede belli bir zaman geçirmeden öğünümü tüketmeye çalışıyorum. Alışverişimizi bugünlük bitirdik. Kasaya gidiyoruz. Kesinlikle ne kadar tutacağını bilmiyorum. Planlı bir alışveriş değildi. Keyfime göre geldim. Bazı ürünlerim eksilmişti. Eksilmişken de böyle bir küçük bir video yapayım dedim. Size çekeyim, göstereyim istedim. Genelde tekrar söylüyorum. Antrenman öncesi, antrenman sonrası besinlerimi size bugün gösterdim. Neler tükettiğimi genel olarak gösterdim. Onlara yönelik alışveriş yaptım. Thank you.
Buraya kadar videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenmeyi, görmek istediğiniz tarzda videoları aşağıda yorumlara belirtmeyi unutmayın. Tekrar söylüyorum, beslenme programı mükemmel olabilir ama size uygun olacağı anlamına gelmez. En güzel beslenme programı kendinize adapte edebildiğiniz, kendinize uygulayabildiğiniz, sürdürülebilirliği olan bir beslenme programı. En iyi bir beslenme programı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sporla kalın, sağlıklı beslenmeyle kalın ve hoşça kalın.